Arthur Hoca bana konuşma verir misin dediği zaman düşündüm ne hakkında konuştum. Araştırmalar hakkında konuşalım dedim ama belki de araştırmalarımı bu şekilde ucundan, ucundan daha genel bir konu hakkında konuşsam belki daha iyi çeker diyerek sinetli üzerine bir konuşma yapmaya karar verdim. İlk önce bir disclaimer'da başlayayım. Ne söylemeyeceğimi söyleyeyim size. Sinetli tabii derya gibi bir konu. O yüzden her şeyden bahsetmek mümkün değil. Benim nispeten daha uzak olduğum ama çok önemli olan ya belki de bu sinetli konusu fizikte en heyecan verici tarafları olan bazı şeylerden bahsetmeyeceğim. Mesela neden bahsetmeyeceğim? Parçalı fiziği. Sinetlerden bahsettim. Genel relativitenin sinetlerinden olarak özel relativite kuramında uzay zaman sinetlerinden bahsetmeyeceğim. Bahsetmediğim temel nedeni çok bir şey bilmiyorum. O konularda çok şeyden başka öğretimlerimiz var. Eminim onlardan bir onları üzerine anlatılır seminerler verirler. Bahsedeceğim şey çok basit, düz bildiğimiz sinetler. Peki. Başlayalım. Simetrinin ne olduğunu hemen söyleyeyim size. En azından benim kafamdaki teknik ifadesini. Ama biraz böyle birlikte bulmaya çalışıyorum. Ben simetri dediğim zaman her köyde simetri nereden geliyor? Kelime olarak onu söyleyeyim. Eski Yunan'dan geliyor. Sum, metro kelimelerinin birleşimi. Sum, sam, toplama gibi birlikte. Metro, metrik gibi düşünün. Ölçüm, ölçek beraber. Yani simetri dediğimiz zaman bir şeylerin birlikte ölçeklenmesi, orantılı olması gibi bir anlam var burada. Hani derinine inerseniz eski Yunan'ın bütün evreni tam sayılarla anlama veya tam sayıların oranları cinsinden anlama çabasının bir yan ürünü gibi görebilirsiniz. Tabii biliyorsunuz bütün o çabalar bir noktada iflas etti. Ne zaman ki eski Yunan Arşimed'in öğrencilerinden biri sanırım. Kenarları birer birim olan bir karenin köşegeninin iki tam sayının oranı olarak gösterilemeyeceğini, yani bir rasyonel olduğunu ispat ettiği çok basit bir ispat çünkü o anda bütün o şey çöktü. Adamın ondan sonra tüm rivayetlere göre işte sen nasıl böyle bir şey ispat edersin diye denize atmışlar. Ama bu gerçekten bir bilgiyim ama rivayetim. Böyle bir durum var. Peki. Şimdi simetrinin kelime anlamını biliyoruz. Yani bir şeylerin orantılı olması. Biraz estetik güzellik tabi için değil mi? Hani orantılı baktığı şeyler. Fakat hani fizikte göreceğiz ki simetri dediğimiz zaman çok daha farklı bir şey yapabiliriz. Şimdi oraya gelelim. Peki, şimdi simetrinin ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Ben size bir şey simetrik de dediğim zaman ne düşünüyorsunuz? Mesela ilk aklınıza gelen nedir? Ayna. Aynada kendine simetrisini görüyor. Başka bir şey. Mesela simetrik de orada söyleyeyim bana. Şurada. Ne güzel. Böyle simetrik böyle. Sağ sol. Şöyle. Başka? Küre. Küre. Ha, süper simetrik değil mi? Peki. Ama bunların simetrisi arasında bir fark var. Şimdi kürenin simetrisinden bahsedince onun yüzünün simetrisinden başka bir şey anlaşılması lazım. Şimdi ben nasıl bunları farklılaştırabilirim? İsterseniz aynı simetrisiyle başlayalım. Bakın burada işte bir kuş tek başına böylesi simetrik değildi ama ayna simetrisini bildiğimden biraz simetrik küresini oldu. Nasıl, yani bu simetriyi nasıl tanımlayabilirim? Şöyle ortadan bir çizgi çekersem, bu düşey çizgiye göre buradaki her noktayı simetrik noktasına götürürsem bu resim değişmiyor. Değil mi? Yani şöyle çevirelim. Resim değişmedi. Demek ki güzel bir simetrisi var. Buna işte buna bir simetri, buna ayna simetrisi. Peki, bu işi daha simetrik yapabilir miyim diyorsunuz? Neyse, ona gelmeden önce bir şey daha göstereceğim. Ayna simetrisi deyince kendime hatırlatma olarak yapalım. Bakın, işte burada da bir köpek var. Bu da ayna simetrisi. Ama diyorsunuz, aynadaki imajımız sadece bir ayna değil, duygusal olsun, duygusal değil. Burada böyle bilmeyenler için küçük bir şey, bilmece. Nasıl oluyor da ayna sağı ve solu yer değiştirmeye beceriyor ama üstü altı yer değiştirmiyor. Ayna dediğimiz zaten kare şeklinde bir ayna hayal ediyor. Sağ ve solda üstü altın arasındaki fark nereden geliyor? Eğer bundan önce... Işık geliyor aynaya. Yanıtını vermeyeceğim. Aranızda yani düşünün tartışın. Biraz daha karışık.
Şimdi, evet, bunu biraz daha simetrik yapmaya çalışacağım şimdi. Ya, ondan önce bu simetriye bağlı bir isim vereceğim. R, Y dedi. Yine de R, reflection. Y de Y ekseni etrafında reflection. Yani aynısı. Peki, şimdi daha simetrik bir şey yapalım. Bakın, daha güzel oldu. Ya, bu öbürüne göre daha simetrik. İtiraz eden var mı? Yok. Güzel. Neden daha simetrik? Hemen söyleyeyim. Çünkü şimdi böyle bir yeni bir eksen, yeter eksen tanımlayabilirim. Ve bu eksene göre de buradaki hem noktayı, imajinden götürürsem, simetrik noktası çekiyorsam, bu simetri de var. Öncesinde yoktu, şimdi bir simetri daha ekledim. Peki, ben bunları yaparken, bir de farkında olmadan, üçüncü bir simetri daha kendiliğinden ortaya çıktı. Nedir o? O da şu, orta noktaya göre her noktayı diametrik olarak, simetrik olan diğer noktaya taşıyabilirim. Bu simetri de şu anda var. Bu göz, burada da görürüz. Güzel, çok güzel. Güzel simetri resim. Buna da R0 diyoruz. Sıfır, orijin yani. Orijine göre reflection simetri. Şimdi bu simetriyi şöyle bir tabloya oturtabiliriz. Bu tabloda ne gösteriyorum? Elindeki simetrileri gösterdim. İşlemleri, simetri işlemlerini. R-X, R-Y, R-0. Hadi buna bir tane de sıfır ekleyeyim. Bu da hiçbir şey yapmamak işlemi. Ondan sonra da bunların çarpımını yapayım. Bu da bir çarpım tablosu olsun. Çarpım ne demek? Önce birini yapınca sonra arkasından öbürünü yapmak. Bakın mesela X yönünde aynı simetrisi aldım. Bir tane daha X yönünde çevirirsem başlangıca geri dönüyorum. Hiçbir şey yapmamış oluyorum. X'in arkasından Y yönünde çevirirsem merkeze göre simetrik bir şey elde etmiş oluyorum. Değil mi? Dikkat ederseniz bu tabloda artık yeni bir işlem yok. Zaten var olan işlemlerin birleşimi var. Değil mi? Buna grup diyoruz. Bakın şimdi simetrilerden bahsederken bir anda matematiğe geldik. Bu işlemler, simetri işlemleri birlikte bir grup oluşturuyorlar. Etkisiz elemanı var. Ondan sonra çarpma tarafında birleşme özelliği var gösterdiğim. Ve aslında her işlemde kendisinin aynı zamanda tersi. O işlemi iki kere yaptığınız zaman etkisiz elemanı. İşte bu size bir ipucu veriyor. Simetrileri matematikte anlamanın yolu grup teori dediğimiz bir önemli bir şey. Peki, şimdi de bunu bir kenara koyalım. Başka simetrik bir şey daha yapmaya çalışacağım. Zaten gördünüz. Bakın şimdi biraz değiştirdim resmi ama bu da simetrik. Değil mi? Ama bunun simetriği söylediğimden biraz daha farklı var. Burada ne tür bir simetri var, gören var mı? Burada da orijine göre simetri var, evet. Çok doğru. 90 derece. Ha, bir de 90 dereceden döndüğünüz zaman simetri. 90 dereceden döndüğünüz zaman, bakın resimde yazıyor, buraya geldi. Bir 90 derece daha döndüğünüz zaman, hop. Bunun da aynı şekilde ama bakın, şey simetrisi yok artık. Bir şey eksen etrafında aynı simetrisi yok. O gitti. O zaman, bunun da tablosunu çıkartabilirim. Elimdeki simetriler 0 derece dönme, 90 derece dönme, 180 derece dönme, zaten merkez etrafında simetriyle 170 derece dönme. Yine çarpım tablosu burada. Aynı şeyler, bu da bir grup. Bu grup öbüründen biraz daha farklı. Kendiniz bakarsanız göreceksiniz. Bunu cyclic grup diyoruz. Yani öyle bir eleman var ki, öyle bir işlem var ki, onu üst üste yaparsınız. Mesela 90 derece döndü. Buradaki bütün elemanları elde edebilirsiniz. Bu daha özel bir ödülü. Bunun da bir adı var. C4 diyorlar. Bak, 4 denmesinin nedeni 2π bölü 4 açıyla dönmeye simetrisi olması. Operasyon. Cn deseydi 2π bölü n bir bölü 4. C sonsuz ne? Sıfır. Daire. Dairenin simetrisi. İnfinitesimal bir açıyla döndürsen bile kendi üstüne. Peki diyeceksiniz bu ne işe yarıyor? İleride bir gün aranızda tasarımcı olacak olanlar varsa eğer grup teoriyi biliyorsanız böyle bir sandalye tasarlamak yerine bu tabloyu tasarlayabilirsiniz. Bu ilk verdiğim örnekte aynı simetrisi olan tabloya dikkat edersiniz. Bu 90 derece dönme simetrisi olan tabloya. Bir bakalım hangisi daha pahalı. Peki. Simetri. Literatürde de yer var. Kısaca bahsedip geçeyim. Bilen var mı? Hayır. Şiiri. Gönüllü. Gönüllü. Ya. Doğru. Gönüllü. Ya.
Yani var mı önce? Bu İngiliz literatürünün herhalde en ünlü şiiri. Bunu söylemeden önce ilk önce şeyi söyleyeyim. Şiirin kendisi zaten oldukça simetrik bir yazım için, değil mi? Yani şiir yazmak biraz simetri gerektiriyor, farklı okumanız gerekiyor vesaire. Yani şiirin hepsini ben de bilmiyorum. Gözünüzü tutmayın. Sadece ilk kıtasını biliyorum. Bir de son kıtasını. Son kıtası ile ilk kıtası arasında bir kelime farkı. Diyor ki, Tiger, Tiger, Burning Bright. İşte parlak, parlayarak yanan, ışıldayan, yanarak ışıldayan Tiger, kaplan. Herhalde gözlerinden bahsediyor. In the forest of the night. Gecenin ormanında. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Hangi ölümsüz el ya da göz senin bu işte korkunç güzelliğini yaratmış olabilir demiş. Bundan önce bir kuzu ile ilgili bir şey var. Orada çok masumiyet bir şey. Bu da işte o kuzu ile katlanmıyor. Bir başka şey. Ha diyeceksiniz şiir güzel bir şey içinde sürekli geçiyor ama oraya simetri koyacağım diye kafiye gidip tutturamamış. Dikkat ederseniz bright, light geliyor. Sonra eye, sonra simetri. Niye böyle yapmış bilen var mı? Tahmin eden var mı? O zamanlar simetri demiyorlarmış, simetri diyorlarmış. Her neyse. Peki, şimdi hazır kaplanlardan laf açılmışken gerçekten kaplanın yüzü hani doğada simetrinin güzel örneklerinden bir tanesi değil mi? Ama bu kaplanın özel bir şey değil. Pek çok hayvanda bizim bilateral simetri dediğimiz sağ sol ayna simetrisi aslında var. Hatta hayvanların %99'unda var. Bu tabii sadece dışta. Değil mi? Hani içimizde aynı simetri yok. Ama dışta, o dış organlarda bu simetriyi çok görüyoruz. İstisnalar var mı? Yani var mı istisnalar? Simetrik olmayan hayvan düşünebiliyor musunuz? Dil balığı. Dil balığı. Dil balığı. Çok simetrik değil ha. Bir tarafta değil. Gözü vardı onun. Çünkü gözü kaymış zamanla ve iki gözünün duruşu hiçbir şey simetrik değil yani. O iki tarafındayken bir de... Bildiğim kadarıyla küçükken, yavruyken gözü iki tarafta, büyüyünce gözü öbür tarafa gidiyor. Olabilir. Yani o olgunlaşmayla ilgili bir şey ama fark. Başka? Efendim? Neden? Enke dilleri. Ha gözlerinin rengi farklı diyorsunuz ama hani vücut şekli olarak oldukça simetrik. Desenler olduğu için farklı. Ha boyası farklı diyorum. Desenleri farklı. Ama şey vücut, organlar vesaire simetrik değil mi? Ama dediğiniz gibi dışarıda bir konu farklı. Kölesler, yengeçler var. Ha kölesler, yengeçler var. Doğru. Benim de göstereceğim örnek efendim. Bazı kelebekler ama minör farklar var. Yani o kadar fark bizde de var canım. Benim de sadece uzun biraz daha küçük soruyorum. Ama hani şey, o kişiden kişiye değişen şey. Türün kendisinde aslında bir olmaz. Yani bu da sorunlar. Bakın size birkaç örnek. Mesela bu yengeç. Bu şey, hani radyasyona maruz kalmış falan değil. Bu türün özelliği bu. Bir kıskacı öbüründen 10 kat daha büyük. Burada bir kuş var. Deniz kıyısında kuşun altındaki şeyleri, kurçukları falan yiyor. Gagası böyle sağa doğru kırılıyor yine. Kaza değil, bu da kendisinin şöyle bir özelliği var. Ha onun dışında tabii ki hayvan kategorisine giren şeyler, figenler ve korurlar. Mercan kararları vesaire, mercanlar. Biraz başka örnekler. Peki, şimdi size neden olduğunu söyleyeceğim ama belki oradan kopyalmışsınızdır. Soru tabii neden bu sınır? Neden doğada bu sınırın geliyorsa %90'da ama bitkilerde görmüyoruz mesela. Mitoz koyuyor. Okuduysan ziyaretten ben de. Sadece mi? Peki, söyleyeyim. Bu arada bu %100 kanıtlanmış bir şey değil ama en kuvvetli test, kabul gören test direkt bir dopamin. Yani ne demek? Düz bir istikamette gidebilmek özellikle. Hayvanlar biliyorsunuz, yürüyebildiğimiz için yapmaları gereken iki şey var. Ya avını yakalayacaksın ya da av olmaktan kaçacaksın. Her ikisi için de bir istikamette koşmayı bilmek lazım. Ve bir istikamette koşmayı bilmek istiyorsanız vücudunuzun sinetik olması bir alakmış.
Nereden biliyorum? 1994 yılında MIT medyalarda yapılmış bir deney var. Bilgisayar deneyi. Carl Sims adında biri alıyor. Bilgisayarda şöyle bir deney yapıyor. Diyor ki ben işte dikdörtgenler çizması şeklinde birimlerden oluşmuş hayvanlar yaratayım, yaratıklar yapayım. Bu prizmaları birbirine ekleyeyim ve eklem yerlerinde o değişik hani hareket kuralları tanımlayayım. Ondan sonra da olası bütün değişik formları ve kuralları bir şekilde harmanlayıp bütün kombinasyonları deneyip bunların hepsini ortaya salayım. Hangisi daha iyi koşabiliyorsa belli bir yönde onları seçeyim. Sonra onların özelliklerini kendi aralarında harmanlayıp böyle bir evrime tabi tutayım. Bakalım sonunda ne çıkacak. En sonunda elde ettiği yaratıklar şöyle şeyler. Biraz da göstereceğim. Sonra kendiniz internette bunu bakarsanız. Bu suda yüzen. Ya, tanıdık geliyor değil mi? Hadi bakalım. Doğada gördüğünüz hareketler. Bazıları da karada yürütüyor. Bunlar suda güzel hareketler. Bu arkadaş fena değil ama düz bir istikamete gidemiyor gördüğünüz gibi pek. Ne şu var? Ha, bu benim favorilerimden biri. Gördüğünüz gibi simetrik ve ne kadar hızlı gidiyor. Bakın bir tane daha. Bunların hiçbiri kendisi elde vermiyor. Evrim kendisi buluyor bunları. Bunlar yine çok iyi olmayan bakın. Muhteşemli değil. Bunlar hareket edebilenler. Galiba iki türlüsünü de yapıyor. Verdiği burada verdiği örneklerin hepsi en iyi sizlere gidenler değil sanırım. Bakın bu benim favorilerimden bir tanesi. Gördüğünüz gibi en iyi en hızlı gidenler simetrik olanlar. Peki, neyse burada durduruyorum dediğim gibi sonrasında isterseniz siz de peki. Ondan kaçıp kurtuluyor. Hayır. Tamam, öyle bir şey yapıyoruz. Peki. Şimdi gelelim simetrinin tanımına. Şimdi birkaç örnek vereceğim size. Sizce simetri ne bu? Diye soruyorum. Nasıl tanımlarsınız? En genel şey. Mesela bir şeyin sağında solunun aynı olması desek tamam ama en genel tanımı olmaz. Nasıl tanımlarsınız? En genel haliyle spor. O da yine biraz paylaşıcı olsun isteyemeyeceğim. Herhangi bir tane grup var mı? Bir tane simetri aksis mesela o aksise göre sağ sola aynı olsun diyeceğiz. Ya da birkaç aksis olsun. Rotation falan geldi. Tamam. İleride konuşmamın geri kalanında geometrik simetriden başka türlü simetrilerden de bahsedeceğim. O yüzden belki o yönde biraz size yanıtını vereyim. Daha doğrusu bu teknik olmak zorunda değil. Ama Herman Weyl adında çok meşhur bir matematikçi ve fizikçi. 1904 ortalarında başlarında yaşamış olan. Onun özellikle çalışmaları sınıfı düzeyine sadece verdiği tanım şu. Önce söyleyeyim. Diyor ki çok çok şeyli bir tanım vereceğim. Simetrinin tanımı şu. Bir şeyin alıp ona bir şey yaparsınız ve o yaptığınız şeyden sonra o şey hala aynı şey olarak gözüküyorsa buna simetri diyoruz. Tamam mı? Çok çok genel bir şey alıyorum. Herhangi bir şey yapıyorum ve o şey bana aynı şey diyor. O zaman o yaptığım şey altında o şey simetri. Bu oldukça genel bir şey. Mesela 1/5'in simetri mi oluyor? Bütün sayılar bir de çarpma işlemi altında simetrik diyoruz. Diyebiliriz. Ama pek ilginç bir simetri değil. Doğru simetri ama pek ilginç. Peki, şimdi bir başka simetriden bahsedelim.
translational simetri, yani öteleme simetrisi. Neden bundan bahsedeceğim? Çünkü bu doğada çok sık karşılaştığımız bir şey. Nerede karşılaşıyoruz? İlk önce ne olduğunu söyleyeyim, ondan sonra karşılaşıyorum. Diyelim ki bir kare aldınız böyle. Öteleme simetrisi demek, ben bu kareyi alıp bunu kopyalarını yan yana koysam dijital aralıklarla her ne diyorum? İşte bir periyodik bir yapay. Kristaller değil mi? Kristallerin tanımı bu. Oluşturan moleküller periyodik bir şekilde düzenlenmişse üç boyutta biz buna kristal, iki veya üç boyutta biz buna kristal diyoruz. Kristallerin özelliği de dediğim gibi öteleme altında simetri. Şimdi ben bunu alacağım ve öteleyeceğim. Ve belli bir öteleme var. Bu öteleme altında şuraya kadar getirebilirim. Bu sonsuz bir kristal bu tarafında. Kendi üstüne geldi. Bu tanımına uyuyor. Bu bir simetri operasyonu. Peki böyle kaç tane simetri operasyonu var diye sorsam? Sonsuz tane değil mi? Ama onları klasifiye edebilirim. Dedim ki, bakın işte şu iki kırmızı ve mavi vektörü al, alın. Bu iki kırmızı olan vektörün vektör kadar, yani bunların herhangi bir tam sayılı kat sayılı, tam sayı kat sayılı lineer kombinasyonu alsam, yani bunu 3 ile çarpsam, bunu 5 ile çarpsam ve toplasam bunları, değil mi? Ve o kadar ödedirsem, önce şu kadar, uzun bir simetri. Bu şekilde sonsuz tane simetrisi var. Sonsuz tane sayılabilir simetrisi. Bu da bir simetri uygulaması. Peki, ikinci olan şu. Bu baktığımız örgü, periyodik yapı, sadece öteleme simetrisi olan bir yapı değil, aynı zamanda dönme simetrisi de olan bir yapı. Burada özellikle 90 derece dönme simetrisi var. Değil mi? Şu nokta herhangi bir noktaya göre 90 derece döndürürsen veya C4 simetrisi var diyeyim. Herhangi bir noktaya göre. Yani sadece başka bu şekilde hem şimdi kristalleri sınıflandırmaya başlıyorum. Ben bu işi doğru bütünüyle yapabilirsem, hakkını verirsem elimle iki boyutlu bütün kristallerin bir klasifikasyon sınıflandırılması oluyor. Peki başka ne tür hem periyodik hem de dönme simetrisi olan metinler yapabilirim. Mesela bir tane burada var. Bunun da şu noktaya göre 60 derece dönmesini, herhangi bir noktaya göre 60 derece dönmesini. 60, 360 derece altı, C altı. Başka? Birkaç tanesini not edeyim. Buradaki simetriyi görüyor musunuz? Şöyle yapayım, darbe alabilirsiniz. Bu bal eteği. Bunun da herhangi bir noktaya göre 120 derece dönmesini etkisi var. Ha, şimdi soru geliyor. Beşgen simetrisi olan, yani 72 derece dönme simetrisi olan bir periyodik yapı yapabiliriz. Düzlemsel olmak zorunda mı? Evet. Tiling problemi var. Tiling problemi diye bir şey var. Bunu ispatlayabiliyorsunuz. Periyodik olan, yani kendini böyle tekrarlayan bütün yapılarda ya 180 derece simetri olması lazım, ya C2, ya C3, ya C4, ya C6. Başka bir şey. Bu matematiksel bir isim. Ha, peki şimdi. Diyeceksiniz ki mesela beşgenleri böyle yan yana dizemez diyeceğim. Dizebilirsiniz. Yani beşgen de olur ama beşgen simetrisi olmaz. Dönme simetrisi değil mi? Başka örnekler de yok. Bunlar periyodik ve beşgenlerden oluşuyor ama 172 derece döndürdüğü zaman kendi üstüne gelen şeyler değil. Okey. Peki. O zaman size bir örnek vereyim. Doğa bizi böyle sık sık şaşırtıyor. Biz matematiksel olarak bir şey ispatlıyoruz. Ondan sonra tak. Hani yoktu. 2009'da çıkmış bir science makalesi. Sovyetlerin dağlarından bir tanesinde bulundukları bir kayanın içinde gördükleri bir kristal yapıyor. Bakın, beşgen simetriyi göreceksiniz. Beşgen simetrisi var. Belli noktalarda bozulmalar yaşanmıyor mu? Acaba. Şimdi diyeceksiniz ki, matematiksel bir ispat yaptım, olmaması lazım. Dolayısıyla burada bir şey var. Küçük bir hile var. Nedir? Ha, diyeceksiniz, belki periyodik değil. Periyodik olduğunu da ispatlayabilirim. Periyodik derken orada bir bu arada diyeyim.
birazdan anlatacağım ben bunu. Bir başka örnek, geçen yıl Nature'da yayınlanan bir makale, bu sefer bir meteor taşının içinde buldular. Ortak yazarlar var içerisinde. Bu sefer üç boyutlu yapının kendisini görmüyorsunuz da, bilenler için Fourier transformunu görüyorsunuz. Veya X ışını imajını görüyorsunuz diyeyim. X ışını vuruyorsunuz şu şeklin üzerine. X ışınları nasıl ışıldığını anlatıyorsunuz. Bunun özelliği nedir? X ışını imajında eğer bir nokta, parlak bir nokta görüyorsanız, o sistemde bir periyodiklik olması lazım. Rastgele dağılmış atomların X ışını imajını alırsanız hiçbir şey göremezsiniz. Şu parlak noktaları gördüğünüz zaman, burada bir periyodiklik var diyebilirsiniz. Sonra sayarsınız kaç tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gen simetrisi varmış. Ve nasıl oldu da oldu. Üst üste gelen o ayrı, evet. Hani aynı. Periyodik bir örnekten aldığınız X ışını vurduğunuz zaman periyodik noktalardan gelen yansımalar bizi beslediği için o zaman ancak kısa bir çıkıyorsunuz. Fakat nasıl oldu, oldu da beşgen veya homojen simetri yok. Hani matematiksel olarak bu mümkün değildi. Yanıtını bize 1973'te Roger Penrose verdi. Meşhur matematikçimiz için. Penrose'un söylediği şu beşgen simetrisi olan ama tam da periyodik olmayan ama periyodik gibi olan, o yüzden de quasi periyodik diyoruz. Yapılar yapmak mümkün. Tayyip olabilir. Burada bir şişman bir zayıf iki tane baklavada bir yüzeyi kaplayabilirsiniz. Yer döşemi sildirebilirsiniz. Böyle ki X-ray, X ışını imajına baktığınız zaman beşgen simetri görüyorsunuz. Ha, ne demek kozi periyodik? Şu demek. Bu sistem tam periyodik değil. Yani bir noktanın koordinatını periyodik bir fonksiyonla veremiyorsunuz ama iki periyodik fonksiyonla veriyorsunuz. Bu iki periyodik fonksiyonun periyodlarının oranı rasyonel değil. Yani incommensurate diyorlar. Periyodlarının oranı rasyonel olmayan iki periyodun periyodik fonksiyonun toplamı ile verilen noktada böyle bir şey diyebiliriz. Ve burada beşgen simetri, homojen simetri her türlü simetri yapılır. Böyle, 1973. Değil, yalan söyledim biraz. Biz bu işi çok önceden de biliyorduk. 1973'te yeniden öğrendik diyelim. Bakın, şu 500 sene öncesinde İran'dan bir cami kulesine, caminin iç mozaiklerini görüyorsunuz. Ve burada da aynı kuvvetli kristal, kuvvetli periyodik örgü var. Bunu bulan daha önceki makalelerin ortak yazarlarından olan Pitbull ve Stein harflerinden kişi. İki Amerikalı. Şimdi 500 sene önce bilenler varmış ama sonra unutmuşuz. O zaman bilen çıkanlar bunu hiç görmüyorlar. Amerika'dan biri geliyor. Aa ne güzel beşgen simetri. Bu kadar bir ister diyor. Sonra bir tane science makalesi. Okey. Yani gerçekten bu şeylerin, o zevklerin iç döşem yani iç döşeminin nasıl yapıldığını anlayabiliyorlar. Hangi algoritma ile yapıldığını anlayabiliyorlar makalede yazılan. Ve o algoritma kuazi kristal gösteriyor. Böyle. Peki. Şimdi buradaki şey neydi? Mesaj neydi? Mesaj şu. Bazı simetriler gözümüze çarpar. Kaplan'ın korkunç simetrisi gibi yüzümüze vurur. Bazı simetriler ise biraz gizli kalır. Onları arayıp bulmak gerekir. Peki, bu gizli simetri deyince benim aklıma gelen örnek, hep böyle lisede birbirimize bulmacalar sorarız. Ben senden daha zekim var göstermek için. Öyle bir bulmaca. Ben de size soracağım. Bu bir şey, matematik problemi. Şimdi senaryo şu. Bir 36 tane koltuğu olan bir uçağa binmek için 36 kişi sırada, 35 kişi sırada bekliyor bir tanesi. O eksik olan kişiyle yaşlı bir kalacağız. Ondan sonra koşa koşa geliyor ama çok yaşlı olduğu için herkes ona yol veriyor. İçeriye giriyor. İçeri girdiği zaman tabii gözü de iyi görmediği için kendi koltuğuna oturmuyor. Rastgele bir koltuğa oturuyor. Ve ondan sonra kuyruktakiler gelip içeriye girmeye başlıyorlar. Şimdi onların yaptığı da şu. Eğer kendi koltukları boşsa, kendi koltuklarını tutuyorlar. Ama kendi koltukları doluysa
mesela yaşlı kadının koltuğunun sahibi geldiğinde o da boş koltuklardan birine oturuyor. Ve bu böyle devam ediyor. Herkes kendi koltuğu boşsa kendi koltuğuna, yoksa boşluklu bir koltuğa oturuyor. Soru, en son kişinin kuyruktaki kendi koltuğuna oturma ihtimali nedir? Zor. Şimdi dikkat ederseniz, yani bunun yanıtını vermek için fark etmeniz gereken bir şey var. Bütün bu problemde iki tane özel koltuk var. Bir tanesi yaşlı kadının koltuğu, bir tanesi de son yolculuğun koltuğu. Bütün problem bu iki koltuğa göre silinir. Ne zaman bir yaşlı kadının koltuğuna oturursa, ondan sonraki herkes son yolculuğa kendi koltuğuna oturacak. Ne zamanki biri son yolculuğun koltuğuna oturursa, ondan sonraki herkes son yolcu hariç kendi koltuğuna oturacak. Yani problemin şu iki koltuk üzerindeki sinirtisini fark ettiğiniz anda yanıtın bir bölük olduğunu görebilirsiniz ama işte gizli bir sinirti olabiliriz. Peki, şimdi gelelim başka sinirtilere. Matematik, fizik, fiziğin en azından matematiğin de belli bir dalları, bu şekildeki gizli sinirtileri keşfetmek üzere. O yüzden size bir matematik simetrisi göstereyim. Bir matematik denetiminde ya da bir fonksiyonu geliştirmişse eksiniz. Bunun simetrisi. Nedir simetrisi? Hayır. X eşittir eksiniz. Y eksenine göre simetrik. X'i eksi x'e götüreyim. Eksi x'e de u diyeyim. Gördüğünüz gibi y eşittir u kare. Eksi 1. Aynı denk. Demek ki x eşittir eksi x. X'i eksi x'e götüren transformasyon altında bu denklem simetrik. Ha diyeceksiniz, bunu biz de biliyorduk. Zaten daha önce konuşmuştuk. Bu bilginin ayna simetrisi. Demek bu fonksiyon şöyle bir fonksiyon. Tabii ki y eksenine göre simetrik. Burada çok büyük numara yok. Peki, bir başka örnek göstereyim. Newton'un ikinci kanunu. Force kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. İvmeyi de pozisyonun ikinci türevi olarak yazdım. Burada da aynı şeyi yapayım. Hatta yapmadan önce size örneğin olası bir patikasını söyleyeyim. Yani bu denklemin çözümü olabilir. Tabii kuvvetlerin ne olduğunu vermedim ama öyle kuvvetler vardır ki bu başlangıç noktasından başlayınca pozisyon böyle zamanla değişiyor. Böyle davranıyor olabilir. Şimdi dikkat ederseniz bu çözümde bir simetri olmak zorunda değil. Ne x ekseninde ne t ekseninde. Ama aynı şeyi burada yapabilirim. T'yi eksi t'ye götüreyim. Eksi t'ye de tau diyeyim. Tau cinsinden denklemi yazma aynı denklemi. Tamam. Peki bu nasıl bir simetri oldu şimdi? Ayna simetrisi değil mi? Nasıl? Buna time reversal, zamanla ters çevirme simetrisi diyoruz. Anlamı da şu. Bu denklemin çözümü, bu denklemin çözümleriyle aynı olmalı. Ben bu sefer bu başlangıç koşulundan başlarsam ve zamanda geriye doğru gidersem tamamen aynı çözümler yapıyorum. Bunu söylediği şey yok. Ne diyor? Newton denklemleri, yani klasik mekanik denklemleri zaman ters çevrilmesine göre simetrik. Buna ne demek bu? Şu demek, ben size Newton denklemlerine uyan bir sistemi göstersen, filmi göstersen, sonra onu tersten göstersen siz farkını alamazsınız. Bakın size özgürlüğüm. Bu parçacıklar Newton denklemlerine göre ayrılıyorlar. Yer çekimi yok, sürtünme yok. Sese de gerek yok. Şimdi de o filmi tersten göstereceğim. Evet, soru geliyor. Hangisi sizce doğru yöndeydi, hangisi ters yöndeydi? İlki doğru yöndeydi, diğer kaç kişi var? İkincisi doğru yöndeydi, diğer kaç kişi var? Diğerleri ne diyor? Peki.
Evet. Yani iki doğru yönlüydü. İkincisi tersi gerçekten. Ama farklı derken zor tutuyor. Şimdi diyeceksiniz, ha belki bu klasik fiziğe özel bir durum. Newton denklemleri böyle ama mesela Maxwell denklemleri olmayabilir. Maxwell denklemleri de kuantum mekanik denklemleri olmayabilir. O da böyle. Şimdi buradaki problem nedir? Problem şu. Bütün parçacıklar, atomlar bu denklemlere göre hareket etmesine rağmen ben bu filmi izlediğimde bunun tersten olduğunu biliyorum. Nasıl biliyorum? Biraz önceki kitapta da, videoda da öyleydi ama orada anlayamıyordum. Tersten izlediğim zaman bu terstir diyemiyordum. Burada tersten izlediğim zaman hemen söylüyorum, bak bu ters oldu. Oysa yani buradaki bütün parçacıklar, hepsi hareketleri, etkileşimleri hepsi zamanın ters çevirdiğimiz zaman hala geçer. Yani ben bu filmi tersten izlerken burada fizik kanunlarına mikroskopik seviyede aykırı olan hiçbir şey yok. Evet, bunun yanıtını Boltzmann verdi. Zamanın oku, zamanın yönü denen bir şey var. Bizim önce hayattan bildiğimiz geçmiş denen bir şey var, gelecek var. Geçmişi hatırlıyoruz, geleceği hatırlıyoruz. Geleceğe mutla bakıyoruz, geçmiş için bu destek var. Değil mi? Çok bildiğimiz bir şey. Ama nereden bildiğimiz? Anda neresinde var? İşte Osman dedi ki aslında bu entropi dediğimiz bir şey diyor. Entropi her zaman artar. Zamanda doğruya yönde gider. Zamanda tersine giderken de azalır. Hemen her şeydir bu entropi. Belki duymuşsunuzdur. İşte odamız düzenliyken bir gün sonra karmaşık oluyor. Yani bu entropi ile ilgili bir şey. Değil mi? Entropi böyle bir şey. Bunun ama daha doğru bir tanımı var. Daha net bir tanımı var. Net tanımı şu. Bizim bu makro canlılar olarak bir sisteme baktığımızda gördüğümüz şey nedir? Ha, sıcaklığı, basıncı, hacmi vesaire. Ama bizim böyle ha bunun sıcaklığı, basıncı, hacmi şöyle dediğimiz aslında mikroskopik gözlükle baksaydık bir sürü farklı sistem var. Yani ben şu iki molekülün yerini değiştirsem yani hala benim için aynı şey ama mikroskopik resim haline değil. Değil mi? Böyle hani mikroskopik olarak farklı olan bir sürü resim aslında biz makro canlılar için aynı şey. İşte o mikroskopik fotoğrafların, resimlerin sayısı, makro gözlükle baktığımız zaman aynı gözüküyor. Onların sayısına ben entropi diyeceğim. Daha kesin söylemem gerekiyor. Mesela onların sayısını logaritma. Ve Boltzmann gösterdi ki, bir sistem, kapalı bir sistem alırsanız bir kutunun içinde, beklerseniz entropi sürekli artar. Sistem her zaman sürekli entropinin daha çok arttığı bir makro sisteme doğru gider. Bu entropi dediğimiz şeyi Ludwig Boltzmann öldüğünde mezar taşına yazdılar. Mezar taşında bir adı var, bir de o var, başka da hiçbir şey yazmıyor. Peki, ha başka da söylediği başka bir şey var. Aslında bizim hiç olmayacak dediğimiz şeyler, örneğin atom bombasının geri gitmesi veya suya damlattığımız bir mürekkebin toplanıp tekrar bir damla haline gelmesi gibi çok ters, zamanda ters gibi gözüken şeyler aslında imkansız değil. Sadece olasılıksal olarak çok düşük olasılık. Bu yüzden görüyoruz. Evrenin yaşı kadar beklesek ya da çok daha fazla kimin göreceğiz belki. Bunu söyleyeyim. Yani kesinliği istatistiksel bir kesinlik. Söylediklerinin bir parolayız diyeyim. Bir sonucu aslında bize bir evren resmi veriyor. Bu Boltzmann'ın kapalı kutu evren modeli dediğimiz şey. Şimdi düşünürseniz her şey daha düzensize doğru gidiyor Boltzmann. O zaman her şey daha düzenliden başlamış olmak için lazım. Daha improbable olan bir şey, daha az olasılıklı olan bir yerden başlamış olmak için lazım. Bunu geriye götürün. Geldiğiniz nokta çok küçük olasılıklı bir konfigürasyon. Çok düşük, düşük entropili bir konfigürasyon. Buna Big Bang diyor. Büyük patlama. Yani bütün evrenin küçücük bir noktaya sıkıştığı bir durum.
Ve bizim bugün hissettiğimiz zamanın yöre dediğimiz şey aslında öyle çok az olasılıklı küçük entropi bir yerden yüksek entropi bir yere giden bir yolda olmamız düşünürseniz. Başka çaresi yok. Ve bu şekilde de giderken arada böyle şeyler olacak. Sonunda ne olacak? Sonunda Boltzmann'a sorarsanız evren her şeyin çok sıkıcı olduğu, ortada işte bazı sabata bir parçacıkların, bazı elektromanyetik dalgaların, dalgaların kurulduğu, hiçbir şeyin olmadığı garip bir evrene doğru gidecek. Bu olası evren senaryolarından bir tanesi, Boltzmann senaryosu. Çok sıkıcı bir senaryo. Başka senaryolar da var. İşte Big Rip, uzay zaman falan parça olacak ve her şeyden olacak. İşte Big Crunch, bütün evren tekrar kendi üstüne katılacak. Bu da Big World. Hiçbir şey olmayan bir soru. Gerçekten çok depresif bir resim. O yüzden hatta Boltzmann da zamanında bunları söylediğinde ki sonra ciddiye alıyor değil demeyeyim ama kabullenmiyor. O yüzden de oldukça depresyona düşüyor ve intihar ediyor 61 yaşında kendini asıyor. Öyle dedim ama aslında kimilerine göre de zaten bir bipolar bir soru durum var. O yüzden bunun için de zaten nasıl çalışıyor. Neyse. Gelelim fizikte simetriye. Son 15 dakikada. Ne kadar zamanlar kaldı? 10 dakika. Peki sonra sorularınız varsa bu arada her zaman hazırlıyorum. Yani bitirmek zorunda değilim her şeyi anlatmak zorunda değilim. Peki, gelelim klasik fizikteki simetriye. Şimdi kaç kişi birinci sınıf öğrencisi aranızda? Hadi güzel. Fizik 101 aldınız, 102 alıyorsunuz değil mi şimdi? Şimdi fizik 101'de size Newton mekaniğini öğretecek. Ya da 101 alıyorum. Ha belki de 101 alalım. Peki, bazılarınız da şimdi yapalım. Fizik 101'de sizden çok büyük bir sır gizliyoruz aslında. Gerçekten, şaka yapmıyorum, çok doğru. Bu sırrı bir tek ikinci sınıf fizik öğrencilerine, bir de yüksek lisans öğrencilerine söylüyoruz. Bir de aranızda belki çapta konuşmuş kişi varsa biliyorsunuz. Aslında fizik 101'de yaptığınız bütün o hesapları yapmanın bir başka yolu var. Peki ben size bu şeyin sırrı ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. 102'de oluyor mu bu? 102'de olmuyor. Peki. Bunu söylemek için ilk önce mekanik bir sistemi tanımlamanın, hareketini tanımlamanın başka bir yolu soruyor. Mesela ben size bütün parçacıkların pozisyonları ve hızlarını versem bu sistemi tanımlamış olurum. Sonra zaman içinde pozisyonlar ve hızlar değişiyor. Dolayısıyla bir uzay düşünün, eksenleri pozisyonlar ve hızlar olsun. Bütün parçacıkları, pozisyonları, hızlar içinde eksen değil. Dolayısıyla benim sistemim burada bir tek nokta. Buna konfigürasyon uzayı diyoruz. Hız, pozisyon, hız. İkinci bir parça daha varsa onun da pozisyonu ve hızı. İşte en boyutlu, iki en boyutlu bir uzay düşünün. Burada bir nokta benim eşitle sıfır anındaki durum. T büyüdükçe ben burada böyle hareket ediyorum, bir yerlere gidiyorum. Dolayısıyla bir mekanik sistemin zaman içindeki davranışı ben böyle bir eğriyle tanımlayabilirim. Pozisyonlar ve hızlar burada başlıyor. Sonra zamanla işte böyle bir sonra tepkide buraya. Peki, şimdi soru geliyor. Niye bu eğri? Bu eğrinin özelliği ne? Niye bu eğri de diğer eğriler? Bu eğriyi özel yapan bir şey var mı? Bunun yanıtı, evet, var. Söyleyeceğim şey biraz karışık gelecek gibi var. O eğri üzerinde action maksimum. Yani böyle deyince hiçbir şey anlatacaklar. Şimdi bunu başka bir yorum edeyim. Bu eğri ki eğriden bu eğrinin üzerinde bir integral hesaplıyorsunuz. Özel bir integral. Sonra eğriyi şunlar değil ama eğriye çok yakın bir başka eğri düşünsem. Azıcık yoldan birazcık sapsanması için o integral değişmiyor. O eğri öyle özel bir eğri. Böyle sanki bir düşünebilirsiniz bilmiyorum. Bir şey ekstra mı diyor? Bir integral maksimum. Maksimum olması demek. Oradan çok azıcık öteye gittiğiniz zaman işte çok bir şey değişmemesi demek. Değil mi? Yokuşta duruyorsanız aşağı ve yukarı gittiğinizde bir şeyler değişir. Ama tam tepede duruyorsanız sağa sola azıcık oynadığınızda pek bir şey değişmez. İşte o anlamda bu eğri de öyle diyor. Öyle bir fonksiyon var ki onun integralini böyle üzerinde aldığımızda o integralin değeri yakındaki eğriler için aynı. Bu öyle bir eğri. Buna Hamilton prensibi deniyor. Burada ilk altta görülmüş, çıkmış.
Hamilton prensibi deniyor. Bildiğiniz bir şey aslında liseden. Fermat prensibi diye bir prensip biliyorsunuz belki. Işık iki nokta arasında en kısa yolu takip eder. Plan var mı? Duymadınız mı? İki nokta arasında, yani bir noktadan bir ışık yolda öbür noktadan görsem o ışığı, hangi patikadan gittiğini sorsam, en kısa zamanda alacağı yolu takip eder. Bu aynı prensip. Diyor ki, zaman o patika üzerinde bir integral aslında. Ve onu neyimize edecek, o da patikayı seçer. Ha, böyle bir patikayı nasıl bulurum? İşte orada işler biraz karışıyor. Bunun için varyasyonel takip istenen bir matematik türünü bilmemiz lazım. Nereden çıkmış bu matematik türü? Yani zamanında Johann Bernoulli yardımında, Bernoulli yardımcısı var. Bernoulli'ler çok çıkar fizik matematikte. Yani hepsi bir kişi yapmış. Bunlar kocaman bir sürede. Onlardan bir tanesi. Şöyle bir problem almış ortaya. Demiş ki, ya ben bir noktadan bir kütleyi bıraksam, şöyle de bir eğri üzerinde hareket etsek kütle, gerçekten aşağı doğru sürdürülüyor. Hangi eğri üzerinde buradan buraya en kısa zamanda dönüyor? Bu problemleri Brachistochrone problem. Brachistochrone briefest, chrone time, briefest time, shortest time. En kısa zaman problemi. Yanıtı psycho. Aslında bu problemi ilk önce Becker düşünmüş. Ben bunu sizin 101 sınavlarından bir tanesinde sormuştum. Böyle şu problemi düşünmüş aslında. Biraz daha değişik bir problem düşünmüş. Ama ben şuradan bir kütleyi bıraksam düz bir eğri üzerinde ve şu duvara değin kütlemesini istesem bunun eğimi ne olmalı ki en kısa zamanda oraya duvara ulaşsın? Sizce ne olmalı? 45 derece. Çok az eğimi yaparsanız çok yavaş gidiyor. Çok yüksek eğimi yaparsanız hızlı gidiyor ama yol çok uzun. 45 derecede optimum. İlk önce böyle bunu fark ediyor. Sonra diyor, bir dakika ya ben onu düz bir tane eğri yapmak, çizgi yapmak yerine şöyle kırık bir çizgi yapsam daha da hızlı oluyor diyor. Sonra tam kırık bir çizgi yapsam daha hızlı oluyor diyor. Oradan ha demek ki bu sözü yanıtıyor. Tabii ki yanlış. Sonra doğrusunu yanıtı saykoyu. Bu saykoyun güzel bir özelliği var. Aynı zamanda bir totokron. Totokron da şey demek, eş zaman. Yani bu biraz garip geldi şimdi söyleyince. Parçacıkları şuralara koyuyor, dört tane parçacık. Hepsini aynı anda duruyor. Hangisi önce aşağı durur? Yanıt hepsi aynı anda. Evet. Okay. Sadece bu eser. Böyle böyle bir döndü. Peki, dikkat ederseniz bu da bir simetri. Değil mi? Aşağıya varış süresi pozisyonundan bağımsız. Pozisyonu değiştirdiğinde aşağıda bir süresi değişmiyor. Ya, peki şimdi bu tüm hesapları yapabildiğiniz matematik türünü Hamilton'un prensibiyle birleştirin. Hani mekanik sistemin patikasını belirlemek için kurduğumuz prensip. Elinize yeni klasik mekanik formülasyonları geliyor. Newton olmayan. Newtonian formülasyonlardan sadece bir tanesi. Lagrange formülasyonları, Hamilton formülasyonları mesela. Siz bunları hiç öğrenmiyorsunuz. Ama bunların güzel tarafını yapıyor musunuz? İçlerinde hiç beklemiyorum. Sürtmenin öneydi, normal kuvvetinin de şey neydi falan düşünmenize gerek yok. Her şey sayılır, her şey skaldır. Bir tek diferansiyel denklem çözmemiz lazım. Örneğin, Hamilton formülasyonunda şöyle bir şey tanıyorsunuz, kinetik enerji artık potansiyel enerji. Bunu yazdığınız zaman, ver makineye, makinenin öbür tarafından çıksın. Bu kadar basit. Sadece bunu yazdığınız zaman. Ne çözüyorsunuz? Şu diferansiyel denklemleri çözüyoruz. X'in zamana göre çözüyoruz. Böyle gösteriyoruz. İşte şunu çoğunsuzun bir süreyi gösteriyor. Momentum'un zamanı gösteriyor. Başka bir şey. Bunlar iki tane diferansiyel denklem. Çözdüğünüz zaman şey buluyorsunuz. Burada bir örneğim vardı ama altta da oluyor galiba. Şöyle yapayım. Formülasyonun güzel tarafı şu. Simetriye bağlayacağım. Simetriden bahsediyorduk. Nerede demeyin diye. Yanlışım oldu. Peki, bakın örnek. Bir yaya bağlı bir kütle. Enerjisi potansiyel enerjisi. Bu H dediğim şey T
türevlerini alın, elinize gelen şu oluyor. Hız eşittir T bölümü. P'nin türevi eşittir eksi K'ya. P'nin türevi de kuvvet. Newton denklemleri orada. Yani şu ben Newton denklemleriyle eşit. Yalnız bunun güçlü tarafı diyeyim sorunlar şimdi. Eğer o yandığınız Hamiltonian dediğim şey var ya, kinetik enerji artıklarını söyleyeyim. Bunun simetrilerinizi bana söylerseniz, ben size bütün korunum tanımlarını söyleyeyim. Momentum korunumu, sağ momentum korunumu, enerji korunumu dediğimiz şeyler doğrudan simetrilerden geliyor. Mesela yayı kaldır, sadece kinetik enerji, potansiyel yok. Bunun bir simetrisi var şimdi. X'i X artı A'ya götüreyim, öteleme yapayım. Hamiltonian değişmedi. Pozisyona bağlı bir şey yok ya. Değil mi? O zaman önceki Hamilton denklemlerinden bir tanesi diyor ki P'nin türevi eşittir 0. O ne demek? Momentum değişmedi. Momentumun değişmediğini doğrudan bu H'nin içinde X olmamasından anlıyor. Translational simetri, öteleme simetrisi momentumun korunduğunu söylüyor. Rotasyonel simetri, H'nin içinde theta yoksa, açı yoksa, açısal momentum korunuyor. H'nin içinde zaman bağımlılığı yoksa, enerji korunuyor. Bütün bunları kombinasyonlardan çıkarabiliyorsunuz. Newton mekaniğinde bunların her biri nereden gösteriyor. Peki. Son. Söz söyleyeyim. Biraz daha kendi çalıştığım alanlara yakın şeylerden bahsedeceğim. Bazen de simetriyi beklediğiniz yerde simetri görmeyi görüyoruz. Dışarıdan bakıyorsun simetrik. İçeride bakıyorsun belki simetrik değil. Yani kaç yer arıysanız bunu bilmiyorsunuz, problemimiz var. Fakat alın size bir başka örnek, daha fiziğe yakın bir örnek. O tamamen dönme simetrisi olan bir sistem. Üstüne bir damla damlatıyorum. Hop, önüme çıkan şekil, din dönme simetrisi artık kalmadı. Ha, bir miktar var ama tüycükler var ya, rastgele bir açıda döndürürsem kendi üstüne gelmiyor artık. Bir anda o simetriyi görüyorum. Nereden geldi bu? Simetrik. Alın size bir başka örnek. Bu tür simetrik kırılmaları diyoruz. Bizim doğada faz geçişi olarak gözlemlediğimiz şeyler. Örneğin su buzken suyken buhar olabilir, değil mi? Bu bir faz diyagramı. Bu faz diyagramında örneğin şu eliyle şu eli arasında çok önemli bir fark var. Yani gazdan sıvıya geçmekle sıvıdan katıya geçmek arasında büyük bir fark var. Neden? Gazdan sıvıya geçerken aslında şöyle, çok yumuşak bir şekilde geçebilirsiniz. Basınç ve sıcaklığı öyle ayarlarsınız ki gaz biraz yoğunlaşır, biraz daha yoğunlaşır, biraz daha yoğunlaşır, biraz daha bakmışsınız su olmuş. Böyle kaynama falan olmadan yapabilirsiniz. Ama sudan buza öyle geçemezsiniz. Geçerken değil de bu bir şeyler olacak. Çünkü burada öteleme simetrisi var, translational simetri. Burada ise öteleme simetrisi kısmen kırılmış. Ben bunu herhangi bir miktar yukarı çıkarsam ya oynatsam kendi üstüne geri gelmiyor. Özel uzunluklarda oynatırsam üzerinden geliyor evet ama burada bu suyu rastgele oynatsaydım sesler olarak kendi üzerinde kalıyor. Ya? Burada bir simetri kırılması var. Var olan bir simetri yok oldu. O yüzden bu çizgi örneğin sonsuza kadar gider. Ama bu çizgi gitmek üzere. Peki, son olarak size daha standart bir örnek. Yani simetri kırılması ile ilgili. Bakın yine bir Hamiltonian yazdım. Enerji, potansiyel enerji değiştim ya. Bu başka bir sistem için aynı şey. Burada bir mıknatıs simetri. Mıknatıs dediğimiz şey küçük mıknatısların bir araya gelmesinden oluşmuş bir şeydir. Bir manyetik alan uygularsanız o küçücük mıknatısların hepsi aynı yöne bakar. Bu çok doğal bir şey. Ha, ilginç olan mıknatısı alın, hiç manyetik alan falan uygulamayın. Sıcaklığı düşürün, hop, yine bütün mıknatıslar aynı yöne bak. Oysa bu mıknatısların hepsini aynı yöne baktıracak hiçbir şey yok. Yani sistemde o yönü seçmelerini söyleyen. Nereden biliyorlar? Hep bir tane yöne bakmaları gerektiğini. İşte bir simetri kırılması oldu. O sistemin simetrisi vardı. Her yön eşti. Bir anda bir yön tercih edilmiş oldu. Ya bu Curie'nin zamanında fark ettiği, Madame Curie değil, eşi, diğer Curie'nin zamanında fark ettiği bir olay. Başladığınız kanunlar simetrik olabilir. Sonunda geldiğiniz noktada o simetriyi görmek zorunda değilsiniz.
Ama sondaki simetriklerin hepsi başta da olması lazım. Yani baştakilerin hepsi de sonunda olması şart. Öyle net bir şey başlayalım. Şurada ifade edelim. The symmetry of the causes must be found in their effects, but not that much. Peki, burada bir dileyim isterseniz. Bunun nereden geldiğini soruyorsanız hemen size şöyle söyleyeyim. Aslında işin sonunda öyle bir şey olduğunu şunu gösteriyorsunuz. Sizin sisteminiz şöyle bir tabağın içinde duruyormuş gibiyken burada sıcaklığı düşürdüğünüzde o tabağın şekli değişiyor. Bu tabağı termodinamik potansiyel değişiyor. Ve bir anda bir yönü seçiyorsunuz. Hangi yön olduğunu bilmiyorum değil ama bir yön seçiyorsunuz. Ya. Ve bu mekanizma aslında evrende kütlenin var olmasının arkasındaki mekanizma aynı zamanda. Evet. 2 sene önceki 2013'te Nobel ödülü aldık. Ozonu bulundu. Higgs mekanizması tamamen bu. Fakat bir başka. Teşekkürler.